herkese merhabalar. Kahvaltıyı yasaklıyorum dedim ve hem Amerika'da hem de Türkiye'de trend topic oldu. Nasıl oldu bu? Hızlıca kilo vermeye söyleyen diyetleri yerine 20-20'de sağlığınızı kendi elinize almanızı istedim. Sizin için yeni bir plan ulaştırdım. Bu planda aralıklı oruç uyguluyorum. Aslında bu beslenme şekli Hollywood'daki yıldızların herkesin kullandığı, hatta onlardan öğrendim. İlk olarak arkadaşım Hugh Jackman'dan öğrendim. Bu beslenme şekli o zaten bunu kullanarak vücut geliştiren sporculardan da öğrenmiş. Amerika'daki bütün starlar artık bu beslenme şeklini uygulanıyorlar. Siz de görüyorsunuz zaten. Genelde hepsi fit ve ince. Sürekli diyet yapmaları mümkün değil. Hem de çok sıkıcı, öyle değil mi yani herkes için? Ama sistemle hep normal yemek yiyorlar. Hem de formda kalıyorlar. Sonunda doktorlar da kabul etti. En meşhur tıp dergimizde klinik çalışmalardan sonra aralıklı oruç tutmanın obezite, tutanların obezite, diyabet, kalp hastalıkları, kanserler, beyin sağlığı kadar faydalı olduğunu gösterildi. Kilo kaybetmeseniz bile tüm hastalıklardan koruyabiliyorsunuz kendinizi. Sistem 20'de akşam saat 7'ye doğru, yani 19'a doğru yemeği bırakacaksınız. Sabah saat 11'e kadar yemek yok. Aradaki 8 saat içinde, yani sabah 11'den akşam 19'a kadar, o saatten içinde istediğin kadar yemek yiyebilirsiniz. Aslında tükettiğin yemek mühim değil, tükettiğin saatler daha önemli. Kahvaltıyı atlayan, artık onu o konuyu ilerleyelim. Çünkü geçenlerde yemek istemezsen bile yedirirdik ama artık o değişti. Kahvaltı yerinde brunch yapalım. Yani kahvaltıyı yapmaya devam edin ama ancak birkaç saat sonra, biraz daha işte açına kadar bakabilirsiniz, sizin için daha iyi. Gerçekten aç olduğunuzda ilk oyun yiyin. Yani aç kalmanızı istemiyorum ben. Hatta kahvaltının doğru olabilmesi için doğru zamanda yapılması gerekiyor. Müzik 10 bin sene önce düşün. Bizim atalarımız uyandıkları zaman kahvaltı yoktu. Kahvaltıyı etmeleri imkansızdı. Böyle bir alışkanlık da yoktu. Gene bir süre hareket ederlerdi, avlanırlardı. Biz de aynı şekilde sabah kalktığımız zaman ilk işimiz yemek değil. Ben sabahlar mesela yemek yemeden bir sürü işlerimi hallediyorum. Spor da oynuyorum. Enerjim gayet iyi. Pek çok insanlar sabah uyanıkları zaman aç olmazsa bile kahvaltı yapıyorlar, kendilerini zorluyorlar. Geç saatte yemek yerseniz evet bu olur. Niye? Çünkü geç saatte yiyip yattığınız zaman bağırsaklarınız uyumuyor. İyi uyumuyorsunuz demek. Ve bu bağırsaklar çalışmaya devam ediyorlar ve hormon dengesizliği oluşuyor. Sabahları açlık hissediyorsunuz bu sebepten ve maalesef yemek yiyorsunuz. Yani daha da kötü oluyor. Erken yerse saat 19 civarlarında bu sabah açlığı hissetmezsiniz. Sistem 20 planımında detayları Dr. Öz ve ekibi YouTube kanalımızda paylaşıyorum. Ayrıca sizin için bu planda kolaylıkla yapabileceğimiz yemek tarifleri de olacak. Birçok şeyler olacak, tipler. Daha fazla bilgi için lütfen kanalımızı takip edin. Sağlıklı kalın.